Herkese merhaba. Cyber Crypto Learning serimizin ilk bölümünde birlikteyiz. Bugün kripto para borsasındaki hesabınızı nasıl güvende tutarsınız sorusunu detaylandıracağız. İpuçlarına başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapalım. Kripto para yatırımı yapanlar için birikimlerini güvende saklayabilmeleri oldukça önemli bir konu. Güvenli saklama için soğuk cüzdanların kullanılması önerilse de kullanıcılar yatırımlarını alım satım yaptıkları borsadaki hesaplarında tutmayı tercih ediyor. Erişim kolaylığı, ekstra bir cihaza gerek olmaması ve hızlıca transfer işlemi gerçekleştirebilmesi avantajları nedeniyle bir banka hesabı gibi kullanılan borsalar için büyük bir risk var. Evet, bu risk sürekli siber saldırıya maruz kalmak. Kripto para borsalarının kendi altyapılarından kaynaklanan hacklenmeler için yapabilecekleri bir şey olmasa da her bir kullanıcının kendi hesabındaki birikimini koruyabilmesi için alabileceği bazı basit önlemler var. Kullanıcıların kripto varlıklarını korumak için alabileceği önlemler kişisel ve finansal verileri sağlamak açısından oldukça kritik. Bu noktada da iki yönlü yaklaşımı benimsemek hayat kurtarıcı. Kişisel güvenlik, kullanıcıların bilgilerini ve cüzdanlarını korumak için alacakları önlemleri içerirken, teknik güvenlik, platform ve cüzdanların sağladığı güvenlik önlemlerini kapsamakta. Gelin birlikte kripto varlıklarımızı nasıl koruruz adı altında 10 güvenlik ipucunu konuşalım. İlk sırada tabii ki şifrelerimiz var. Buradaki ipucumuz şu, platformlara erişirken güçlü ve karmaşık şifreler kullanın. Kripto borsalarına giriş yaparken kullanacağınız şifrelerin güçlü ve karmaşık olması oldukça önemli. Bu noktada şifreler büyük ve küçük harfleri, rakamları ve özel karakterleri içermeli. Güçlü şifreler hesaplarınızın ele geçirilmesini engelleyerek varlıklarınızın güvenliğini sağlar. Bu bağlamda basit şifreler veya kişisel bilgilere dayalı tahmin edilebilir şifreler kullanmaktan kaçınmalısınız. İkinci önlem olarak hesaplarınızın bağlı olduğu uygulamalara erişirken iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın. 2 yani iki faktörlü kimlik doğrulaması hesaba giriş yaparken ikinci bir doğrulama katmanı ekleyen etkili bir güvenlik yöntemi. 2 etkinleştirildiğinde hesaba şifrenin yanı sıra ikinci bir doğrulama yöntemi de gerekli. Bu genellikle cep telefonu ile alınan bir doğrulama kodu olabilir veya doğrulama uygulamaları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca fiziksel güvenlik anahtarları da 2 için kullanılabilecek aktif bir yöntem. TÜEF hesaplarınızın yetkisiz erişimlere karşı daha güvenli olmasını sağlar. Şimdi hemen uygulamanıza gelin ve güvenlik anahtarınızı etkinleştirin. Üçüncü noktada güvenilir ve lisanslı borsaları tercih edin diyoruz. Kripto para borsası seçerken güvenilir ve lisanslı borsaları tercih etmek varlıklarınızın güvenliğini artırır. Güvenilir borsalar kullanıcıların varlıklarını korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır ve denetlenirler. Güvenilir bir kripto para borsası seçmek için borsanın geçmiş performansını inceleyin ve kullanıcı yorumlarını değerlendirin. Son olarak borsanın düzenleyici kurumlar tarafından lisanslandırıldığından emin olun. Dördüncü ipucumuz soğuk cüzdanlarla ilgili. Kripto varlıklarınızı korumak için muhakkak soğuk cüzdanlar kullanın. Kripto varlıklarınızın büyük bir kısmını düzenli olarak kullanmıyorsanız bunları soğuk cüzdanlarda saklamak güvenlik için önemli bir adım. Soğuk cüzdanlar internete bağlı olmayan fiziksel cihazlar veya depolama ortamlarıdır. Çevrim dışı oldukları için siber saldırılara karşı daha güvenlidirler. Kripto paranızı günlük işlemler için sıcak cüzdanlar yani online cüzdanlarda tutabilir. Geri kalanını soğuk cüzdanlarda güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Gelelim 5. ve farkındalık odaklı ipucumuza. Phishing ve dolandırıcılık tehlikelerine karşı bilinçli olun. Phishing saldırıları kripto kullanıcılarının karşılaştığı yaygın güvenlik tehditlerinden biridir. Dolandırıcılar sahte e-posta, web siteleri, borsalara ait gibi görünen sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalışır. Phishing e-postalarını ve bağlantıları tanımak için dikkatli olun. Bilinmeyen kaynaklardan gelen iletilere güvenmeyin. Her zaman kullandığınız kripto borsasının resmi web sitesini ziyaret edin ve kimlik bilgilerinizi paylaşmadan önce URL bilgisini kontrol edin. Şüpheli bir durumda anında borsanın müşteri desteğiyle iletişime geçin. Binance'den gelmiş gibi gözüken fakat aslında Binance'den gelmemiş bir e-posta alabilirsiniz. Bu tür e-postalara onay verdiğiniz takdirde tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Her zaman dikkatli olun ve her şeyi iki kere kontrol edin. Altıncı ipucumuzda güncellemeleri ihmal etmeyin diyoruz. Kripto borsaları ve cüzdan sağlayıcıları düzenli olarak güncellemeler yayınlarlar. Bu güncellemeler genellikle yeni güvenlik yamalarını ve özelliklerini içerir. Güncellemeleri düzenli olarak takip edin ve en son versiyonlarını kullanarak güvenlik açıklıklarını kapatın. Yazılım güncellemeleri hesaplarınızın ve kripto varlıklarınızın güvenliğini korumak için oldukça önemli bir adım. Yedinci ipucumuz kişisel verilerinizle ilgili. Özel verilerinizi koruyun. Kripto borsalarında hesap açarken ve bilgilerinizi güncellerken kişisel ve hassas verilerinizi korumaya özen gösterin. Borsanın gizlilik politikasını inceleyin. Kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşırken SSL şifreleme gibi güvenli bir bağlantı kullanıldığından emin olun. Ek olarak kimlik doğrulama süreçlerini tamamlayın ve hesap güvenliğini artırmak için ek güvenlik önlemleri kullanmayı ihmal etmeyin. 8. ipucu tabii ki cihaz güvenliği. Kripto borsada işlem yaptığınız cihazın güvenliğine özen gösterin. İnternet bağlantısı gerektiren cüzdanları kullanmaktan kaçının. Bir önceki ipucumuzda bahsettiğimiz gibi soğuk cüzdanlar gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Güvenilir bir antivirüs programı kullanmak kötü amaçlı yazılımların cihazınıza bulaşmasını engelleyecektir. Cihaz güvenliğiniz için muhakkak antivirüs yazılımı kullanın. Ek olarak işlem yaparken halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmaktan kaçının. Çünkü bu tür ağlar güvenlik saldırılarına karşı savunmasız ağlardır. Güvenliğiniz için işlemlerinizi yaparken özel ve güvenli bir internet bağlantısı kullanmak son derece önemli. 9. adım izleme. Hesap hareketlerinizi izleyin. Hesaplarınıza ait aktif süreleri düzenli olarak izleyin. İzinsiz erişim veya şüpheli işlemler fark ederseniz derhal müşteri destek ekibiyle iletişime geçin. Kripto para borsaları genellikle hesap etkinlikleri hakkında bildirimler sağlarlar. Bu nedenle bildirimlerinizin açık olduğundan emin olun. Gelin hemen şimdi birlikte kontrol edelim. Son adımımız tabii ki eğitim. Kendinize eğitim. Kripto para dünyasını ve güvenlik uygulamalarını anlamak için zaman ayırın. Güvenlik eğitimleri alarak kripto para işlemlerinizde daha bilinçli olabilir ve güvenliğinizi artırabilirsiniz. Ayrıca yeni güvenlik önlemleri ve tehditler hakkında güncel kalın. Kripto topluluğuyla etkileşimde bulunun. Son birkaç cümle ile ipuçlarını özetleyecek olursak, kripto para borsalarında güvenlik hem kullanıcıların hem de borsa yöneticilerinin üzerinde durması gereken kritik bir konu. Güçlü şifreler oluşturacağımız güvenilir borsaları tercih ederken soğuk cüzdanlar kullanmak, siber tehditlere karşı bilinçli olmak ve güncellemeleri takip etmek kripto varlıklarınızın güvenilirliğini arttırmada önemli kontrollerdir. Özellikle tam da bu noktada güvenlik bilinciniz arttıkça kripto para dünyasındaki deneyiminiz daha güvenli ve olumlu olacaktır kişisel güvenliğinizi alacağınız önlemlerle güçlendirirken yeterince araştırmadan girilen güvenliği zayıf borsa platformları ve bu platformların resmi sosyal medya hesapları tarafından gafil avlanmayın. Güvenliğinizin yönetimini kendinizden başkasına bırakmayarak güvende kalın. Herkese güvenli haftalar.